Sıra dışı bir günün ilk konuğu Serdar Kılıç. Serdar Kılıç'ı yakından tanıyorsunuz. Çok fanları var. Özellikle YouTube'da acayip böyle yakından takip eden gençler olduğunu görüyorum. Serdar bir outdoor üstadı. Üstadı azam. Gidiyor kendisini bir dağlara vuruyor. 3 gün, 4 gün dolaşıyor. Tek başına gidiyor. Ekmeğini dağdan taştan çıkartıyor, yiyor, yapıyor. Biraz bakalım bana da gösterecek. Dedi ki Cüneyt'cim gel sana bir kar çayı demleyeyim dedi. Dedim ki kar çayı ne Serdar? Ya orasını sen bana bırak dedi. Şimdi gideceğiz. Onu evinden alacağız. Evinden aldıktan sonra da beraber ver elini Bolu. Ala dağlar. Günaydın. Merhaba Serdar. Merhaba. Günaydın. Ne haber? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın abi? Eyvallah. Şöyle. Ama şimdi sen böyle fit ve kıyafetleri giymişsin. Ben böyle bir şehir adamı olarak geldim. Yok, ona göre bir yerler bir şeyler yaparız şimdi. Tamam abi o zaman. Var bende biraz bir şeyler. Gel şu arkaya koyalım. Tamam. Yardımcı olayım mı? Yok, gerek yok. Şöyle. Fazla da bir şey yok. Bunu yanımıza alalım. Tamam. Gidelim mi? Sen. Hadi gidelim. Tamam. Abi. Ver elini abant. Serdar Abant dedim ama nereye gidiyoruz tam olarak? Şöyle beyaza bürünmüş 1300 metrenin üzerinde bir platoya götüreceğim seni. Ne diyorsun ya? Evet, şahane. Hadi gidelim. Biraz havamız değişsin. Değişsin, doğru. Ruh halimiz hemen değişecek. Aynen. Sen daha önce gitmiş miydin Serdar bu gideceğimize? Tabii tabii. Senede bir iki kez giderim oraya. Bir 20 senedir gidiyorum. Sanırım kar da var. Kar, bir yarım metreye yakın kar var orada. Oo. Yalnız sen de tam doğru yerde yaşıyorsun Serdar. Hani bir şehrin içinde yaşasan şaşırırdım. Doğru, ormanda yaşayıp ormana kaçıyorum burada. Pek şehirde işim olmuyor dediğin gibi Cüneyt. Serdar ne yapacağız dağda? Çadır kuralım dedim. Süper. Tamam, sonra ateş yakarız. Sen kalıcısın anladım kadarıyla. Ben kalıcı, siz dönecekseniz dönersiniz. Beni orada bırakırsınız. Nasıl? Biz döneceğiz. Tamam. Orada bir seninle bir yemek yeriz biraz. Sonra tamam. Çay içeriz. Sana güzel bir çam iğnesi çayı yaparım. Sağdan gidelim Cüneyt için. Çam iğnesi. Çam iğnesinden güzel bir kar suyuyla çay demlerim. Ondan sonra vay, onun tadına vay, bakarsın. Vay. Sonra da vedalaşırız. Siz yolunuza, ben dağda kalırım. Serdar sen bu işlere nasıl girdin abi? Ya aslında net bir nasıl girdiğimin kapısı yok. Çocukluğumdan bu tarafa seninle aynı yaştayız. Aynı kaderi de paylaşıyoruz. Babalarımız asker, emekli asker, meslektaş. Biliyorsun biz hep dışarılarda oynardık çocukluğumuzda. Tabii. Ondan bu tarafa şanslıyım. Hiç kopmadım biliyor musun Cüneyt? Doğadan. Üniversite yıllarımda bile her fırsatta dağlara gittim. Dedemin etkisi de çok fazla bunda. Bu yani gezmeyi de çok seviyordum. Bir ev yaptın herhalde. Evet, kendin. Kendi ellerinle yaptın yani. Evet aynen, kendi ellerimle kütükleri işleyerek yaptım. Çantı tekniğiyle yalıtımını da. Peki yine biliyor muydun daha önce ev nasıl? Ben şimdi hani mimariye meraklıyım biliyor musun? Bir ev yap desen Survivor adasındakilerin durumunu görüyorum da. Ya tabii onun bazı dinamikleri var. Onları yerine getirdiğin zaman hele içine girince daha çok araştırıp yapmaya başlıyorsun. Bir de hevesleniyorsun. Çünkü doğada hareket ettiğin her an sana enerji geliyor. Yani şehirde kapalı bir yerde oturup bir şey yazmaktan çok farklı bir şey o. Evet. Ait olduğun bir şeymiş gibi. Biraz da el becerini kullanarak oranı buranı yaralasan da gelişmeye başlıyor. Peki doğa korkutucu mu? Şimdi pek çok şehir insanı için evet. Doğa deyince böyle ya aman yılan çıkar, yok ayı çıkar, yok bir şey olur. Yani hep böyle bir endişe geliyor pek çok kişinin hakkına. Doğru. Geçmişte de öyle olmuş herhalde ki adamlar dağlara han tanrısı demiş, işte karanlık dağ demiş vesaire. İnsanın hep dağlardan bir çekincesi var. Ama benim gördüğüm dağda yaşayan bir çobanın öyle bir çekincesi yok. İlginç. Yok. Yok. Adam ayıdan da korkmuyor, kurttan da korkmuyor. Yani tedbiri ne oluyor? Ayın ne zaman doğuracağını, ne zaman kışık suna yatacağını, yavruyla ne zaman gezeceğini biliyor. Ona yaklaşacağı yaklaşmayacağı zamanı da biliyor. Yani bilmemek insanı korkutuyor bence evet, Cüneyt. Aynen. Peki böyle sen böyle şaşırdığın doğanın içindeyken vay be dediğin anlar oluyor mu? Ben de nasıl yani. Hele ki o kadar çok şey bildiğimi düşünürken o evi
Yaptım, sonra üstüne pencereli yer açıyorum. Bir baktım içeriden bir yaratık çıktı. Kuyruk böyle sincaba benziyor, kafa fareye benziyor. Karışık, karma karışık, tilki milki fare böyle tanımlayamıyorum bir türlü. Benim bilgi dağarcığımı dışında bir şey. Sonra bir arkadaşım var, ona fotoğrafını gönderdim. Nerede gördün bunu dedi. Dedim ki burada. Olamaz diyor. Yani dedim oluyor işte var gördüm. Hatta değdi suratıma dedim pencere yaparken. Klis klis diye bir canlı türü. Evet. Yedi uyur diyorlar. Soyu tükenmiş meğer oralarda. Endemik canlı diye bakıyorlar. Evet. Hemen yeri tespit edildi. Ondan sonra görüldüğü yer işaretlendi. Ben de belgeledim onu. Kayıda endemik geçti. Ne demek? Endemik. Yani bir artık iklimden dolayı, fiziksel koşullardan dolayı sadece bir köşeye sıkışmış canlı türü. Evet. Azalmış. Kayak falan yapıyor musun öyle? Yapıyorum. Dağcılık, kayak. Yıllarca öğrencilik yaptığım vakitler ODTÜ'de mesela dağlara sık sık gittim geldim. Yurt dışında tırmanış yaptım. Oradan da bayağı bir deneyim elde ettim. Kayak yapıyorum ama böyle pistte kaymayı çok fazla sevmiyorum. Dağ kayağı, tur kayağı ayağıma takıp tırmanıyorum. Oradan sonra istediğim yerden bol karda kayarak inmeyi seviyorum. Cennet. Kayakları da kendin mi yapıyorsun? Yoksa? Aynen. Şimdi yeni bir kayak yaptım. Normalde o gittiğim kayaklar kendi yaptıklarım değil ama şimdi program için bir kayak yaptım, kızak yaptım. Onunla yolculuğa çıkacağım. Ardahan, Kars, Çıldır. Yürüyeceksin. Yürüyeceğim. Ya düşünsene. Şimdi biz işte yapay zeka diyoruz. Bunun üzerine çalışıyoruz. Dünya o tarafa doğru gidiyor. Hala ama ilkel yaşayan insanlar var. Tabii. Bir denge, kopuk bir şey var arada. Dengesizlik var. Ben de onun arasında bir yolculuk yapmak istiyorum. Hala böyle de yaşanabiliyor diye. İnsanlık nereye gidiyor? Geri dönecek mi? Duvara çarpacak mıyız? Şimdi zaten çarptığımızı hissediyoruz. Evet. Burada böyle büyük kediler var mı? Hiç gördün mü? Vaşak var burada. Gördün mü hiç? Tabii. Hatta bundan 3 sene önce Aban civarında bir yerde izini gördük. Evet. Tanımlayamadım önce ben ne bu diye. Sonra tabii ki dönüyorum fotoğraflarından, kitapları açıyorum. Vaşak izi. Arka ayağı ile ön ayağı farklı, sivri sivri tırnakları var. Bir de soğuk bir kar yüzeyine dokunmuş iz. Çok net kalıp gibi duruyor böyle. Öyle mi? Tabii. İzi takip edebiliyor musun doğada? Edebiliyorum, evet. Bir sürü hayvan izi. Aslında izi takip edersen, zaten bizim avcı toplayıcı genlerimiz hala duruyor içimizde. O bir çocukken bile bunu fark ettiysen, bir yerde bir barınak yapardık, evcilik oynardık diye. Evet. Hep bu o genlerimizin bize etkisi. Neyse bu iz de insana suya götürüyor, yemeğe götürüyor. Barınacak şeye götürüyor, tehlikeden uzaklaştırıyor. Duyular bu yönde çalışabiliyor. İlginç de hayvan izi takip etmek çocuklara bence okullarda ders olarak belli zamanlarda götürülüp yaptırılabilir. Çünkü çığır açar. Tabiatla dokun temasını artar. Bütün arabalarda aynadan kendine bakarlar. Buna da şey koymuşlar. Şeyi gösteriyor. Pusula. Kaybolursak nereye gideceğiz? Gayet iyi Cüneyt. Şimdi burada burası iyi mi diyorsun kamp için? Bence güzel. Konumu da iyi. Işık, güneş de görüyor. Buradan karşıya aracımızı geçirebiliriz. Bir dene istiyorsan ya da bir inip bakalım mı seninle bilmiyorum. Bir bakıp bakalım. Bakalım. Şöyle beraber bakalım. Tabii bir ön scouting diyoruz ya izcilik. Bir bakalım ona. Serdar kampı buraya kuralım ama bir yandan da güneş batacak gibi. Evet, güneşin ne kadar süre sonra batacağını hesaplamak için çok basit bir yöntem var. Şöyle kolunu güneşe doğru uzatırsan, parmaklarını da sana doğru çevirirsen, üstteki parmağı güneşin altına yerleştirirsen, güneşin gittiği istikamette kara parçasına kaç parmak var? 4, 8. Evet. Her bir parmak 10 dakika tekabül ediyor. Ne diyorsun ya? Evet. 80 dakika sonra güneş oraya inecek. Yani 80 dakika zamanımız var. Evet. Eğer yumruğunu sıkıp koyarsan her bir parmak 15 dakika oluyor. Müthiş. Bunu uygulayabilirsin ihtiyacın olduğu yerlerde. Tamam. Hadi şu arabayı getirmeyi deneyelim bakalım tamam. Şuradan. Cüneyt, araç burada durabilir. Tamam abi. Şurası çok güzel. Çadırı oraya mı kuralım? Aynen. Hadi ben yardımcı olayım sana. De. Şunu al. Bir de bunu al sana zahmet. Ben diğerlerini alırım.
Biraz ama burası ıslak. Tamam. Şey, o malzemeler burada dursun onlar. Çadırı şuraya kuracağız. Bunlar çıkı durabilir. Şey yağıyor. Kar eriyor ya. O zaman şuraya koyalım Cüneyt. Ben çadırı çıkarayım. Şu düzgün bir yer belirleyelim. Tamam. Onun aşağı yukarı çapı 3,5 metre var. Oo. O yüzden... Peki şey, kar üzerinde olması bir problem sakıncası mi? Yok. İçinde çünkü bunun soba da kuruluyor. Şahane bir malzeme. -40-50 de yatılabilir. Süper. Şurayı biraz çiğneyim ben. Tamam. Şimdi çadırı getirip burayı açacağız. Zaten sobayı da yaktıktan sonra biraz eriyecek. Evet. Onu buraya yayarız. Tamam. Alttan direğini soktuk mu? Dikmiş oluruz onu kenarına, tamam. Güzelce. Kazıkları var, onları çakarız. Hadi ben yardımcı olayım sana. Şunu da çıkayım. Ben en son çadırımı sanırım lise yıllarında kurmuştum yani 10 yıl önce. O zaman nostalji olacak bu, değil mi? Evet, Cüneyt? Vallahi. Erdek'te çadır kuruyorduk o zaman. 10 yıl mı dedin? İşte artık hani şey yapmıyorum, yaşımızı ele vermeyelim. Ya. Amca diyorlar sonra Serdar. Eski çadırcılardan kim kaldı? Bayağı asker çadırı gibi. Evet evet, şimdi çadırın da tabii modelleri var Cüneyt. Bu bir ana kamp çadırı. Daha hafif olan çadırlar var. Bayağı yollanmışsın. Evet. Yayalım. Anladım. Sistemi çözdüm. Tamam. Çadırın kapısını Cüneyt, güneşin doğacağı tarafa doğru koyalım. Bu tarafta genelde. Tamam. Şöyle bu tarafa getiririz. Senin olduğun yer dönecek. Yani şöyle. Neden güneşin doğacağı yere getiriyoruz? Her zaman güneşi yakalamak iyi. İnsanı biraz motive ediyor, ısıtıyor. Evet. Karşılıklı takacağız. Şöyle bir halkası var, görüyor musun? Evet. O halkaya en soldakini takabilirsin. Evet, şuna. Öyle. Evet. Bunun bir tanesini kazığın içinin boş kısmı çadıra gelecek şekilde şöyle koydum. Aynen. Evet. Olduğu yere sapla. Olduğu yere. Aha. Onunla beraber kayışı tutsun. Gergin mi olsun yani? Gergin. Tamam, çok iyi. Zemine ayrı bir malzeme mi kullanacağız? Zemin için ayrı bir malzeme var Cüneyt. Onu sonra kurarız. Önemli değil. Ben ama açıkta olmayı seviyorum böyle içinde. Ha, öyle mi? Tabii tabii. Daha doğal. Aynen. Daha böyle doğayla olduğunu hissediyorsun uyurken. Uyandığında düşün, toprağın üzerindesin. Toprak bütün elektriğini alıyor herhalde insan, kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Ayakla dokunmasan elle de dokunabilirsin. Cüneyt, onu da şuraya takacağız. Al abi. Sağ ol. Sen bence bu işte tamam. Tamamdır, ben çözdüm. Çadır benden sorulur artık. Varsa bir çadır kurmak isteyen falan hiç çekinmesin. Çok iyi çadır kurarım. Şahane. Şimdi iki tane kazıkla bu önü de gelmemiz gerekecek. Geleyim mi şey mi? Bakayım bir duruma. Gerelim. Saray gibi çadır kurduk ya. Sahra gibi, sahra çadır gibi oldu. Şey. Sefer çadır gibi oldu Cüneyt. Peki dışarıdan hava alıyor, üşümeyecek misin akşam? Soba mı yakacaksın? Şunları eteğini örtüp üstüne kar koyduk mu, sobayı da yaktık mı bitti. Yani dışarısı -40 da olsa içeride 20-25 derece olacak. Öyle mi? İnsanlar merak ediyordu hani bir ekiple gidiyoruz dağda ne yapıyoruz diye. Evet. Senin sayende şimdi onlar da gördü. Cüneyt, pek anlatıp göstermemiştik bunu. Peki pahalı mı bu çadır? Evet, biraz pahalı ama ne diyeyim, bir bisiklet fiyatı kadar düşün. Öyle mi? Evet. Ama bir kez alıyorsun. Bir kez alıp 20 sene kullanabilirsin. Bunun tamir malzemesi de var. Evet. Seninle beraber gezen ev gibi Cüneyt. Evet. İçeri bir bak istiyorsan gir. Bayağı ayakta durabiliriz ya. Tabii tabii. Değil mi? Evet. Ferahmış yani.
şimdi ateş yakalım. Cüneyt şimdi ateşimizi... Güneş gidiyor. Aynen. Bakayım nereye kaç dakika sonra gidiyor. 40 dakikamız kaldı sanırım. Tutuyor değil mi? Tamam. Tutuyor. Cüneyt şuraya yakabiliriz. Tamam. Şimdi ateş yakmakta temel prensip şu. Yerdeki nemden uzak tutmamız lazım ateşi ki başlasın. Evet. Burası ıslak. O yüzden senden ricam şu yaşlı olsa dalları buraya uzun uzun kırıp şu boyda 40-50 evet. santim evet. ayağını onu ikiye bölebilirsin. Buraya yan yana diz birkaç tane. Tamam. Ben de kuru odun bulayım. Tamam. Bak Serdar Kılıç'ı gösterelim orada. Şu anda ağaca tırmanıyor. Aman Serdar dikkat et. Tamam. Yardıma ihtiyaç var mı? Şu an iyiyim. Aman olmasın ben gelemem oraya. Bu ağaçta kalmış kuru dallardan alıyorum. Cüneyt. Tamam. Onları ben taşırım. Bak bunlar kuru ağaçta ıslanmayan dalları evet. bulmak lazım. Yerdekilerin hepsi ıslak. Evet. Yakamayız. Yanmaz yani. Hayır. Şimdi ateş sana yaktıracağım belki. Ne diyorsun ya? Ya. Bunları küçük küçük diliyorum Cüneyt. Tamam. Şöyle bunu denemek ister misin? Bir yerimizi kesmeyelim abi. Şöyle tut abi. Sol elini tut. Sağ elini tam şu ortasına. Bıçağı düz tutarak vur. Bu kadar abi. Aynen. Aynen. Gayet zevkli. Yani sordun ya yolda hani dağda ne yapıyorsun? Nasıl vakit geçiyor falan. Dağda iş bitmiyor diyorsun yani. Bitmiyor yani. Çok basit işlerle uğraşıyoruz. Böyle ama insanı da... Sağlıklı yapan işler bunlar, basit şeyler. Çok basit bir yöntemi var. Eskiden çakmak taşıyla, bovdrille, sürtünme evet. yöntemiyle ateş yakarlardı. Ben şimdi sana bir ağaç kabı getireceğim, onu göstereceğim. Onunla ateş kolay başlıyor. Bu kuzey bölgelerde, dünyanın kuzeyinde yaşayan insanların taptığı bir ağaç diyeyim sana. Hı. Huş ağacı kabuğu. Evet. Bununla insanlar hayatlarını idam ettirmişler, kano yapmışlar. Ellerin çatılarını yalıtım yapmışlar, ateş yakmışlar, süs eşyaları, sepetler, bir sürü şey örmüşler. Ki Finlandiya'da gittiğimde de gördüm. O getirdikleri bütün ürünlerin sepetin içinde ve bu evet. sepetler. Biz de bunu yakmak için kullanacağız şimdi seninle. Kolay tutuşan bir şey. Çok bu. Kolay. Bizdeki çıranın çok daha evet. katranlısı bu. Bu satılıyor mu? Hayır. Ben de bunu kano yaparken artan parçalardan. Türkiye'de bir kano yaptım. Huş ağacı kabuğundan. Şimdi Koç Müzesi'nde o. Türkiye'deki ilk Birch Bark kanu dedikleri o oldu. Bir Kızılderili kanusu. Onunla bir sürü şeye dokundum kültüre. Evet. Bu da bir tanesiydi. Ağaç kabuğuyla tanışmak. Hani Kızılderili filmlerinde izlerdik ya. Evet evet. Deri diye bakardık halbuki kabukmuş. Bunları biraz rendeleyeceğim böyle. Neden olduğunu anlayacaksın birazdan. Şu yüzeye bir dokunur musun? Hissine bak değil evet. mi? Müthiş. Müthiş. İşte ateş yakarken bile buna dokunabiliyorsun ya. Bunu seviyorum işte Cüneyt. Evet. Şimdi bunları... Peki kibrit mi çakmak mı kullanacağız? İkisi de değil. Çakmak taşı gibi bir şey kullanacağım. Evet. Şunu bir alayım. Önce bunu birazcık tüylendiriyorum Cüneyt şurada. Evet. Bunları bir yerde öğrendin mi yoksa okuyor musun yani? Şey hepsini mi? Deneyerek öğrendim Cüneyt. Deneyerek. Evet. Bu magnezyum çubuğu ıslandığı zaman da kıvılcım çıkarıyor. Oo. Bunu bunun üzerine yerleştirip sadece şu hareketi yapacağız. Kıvılcım atacağız üzerine. Bunu He. senin yapmanı rica edeceğim. Yapabilir miyim? Tabii ya? Ki dene lütfen. Hayda. Sıkı tut onu. Bunu da böyle tut. Sadece şu kısmını çok iyi. Dene. Çok iyi devam. Aynen. Al. Bir daha çok iyi. Pardon. Hayatımda ilk kez yapıyorum.
tam üzerine yerleştir, şuraya koy. Şuraya. Aynen. Kıvılcım çıkana kadar hiç korkmadan devam et. Bir daha hiç geri çekme bıçağı, hep ileride tut. Cüneyt, olacak bu. Tamam. Hiç geri çekme bıçağı. Aynen. Bir daha. Bir daha. Çok iyi, çok. Çok ilginç ya. Şimdi olmak üzere. Şuraya düşürürsen onu, o iş olacak. Hah. Cüneyt. Vallahi yaptım. İşte budur. Cüneyt, bitti bu iş. Tebrik ederim abi. Vallahi yaktım. Geçmiş olsun Cüneyt. Ateşi yaktıysan artık bundan sonraki işler çok kolay. Öyle mi? Isıtır, yemek pişirirsin, ışık verir, seni motive eder. Korur. Korur. Bütün bileşenler var hayatta kalmayla ilgili. Şahane. Sesi nasıl? Evet ya. Doğada olmanın en güzel yanı bu sessizlik sanırım. Evet. Su sesi var. Buradan bir dere akıyor yanında. Serdar, müthiş bir iş yapıyorsun. Yani doğa sevgisi o kadar. Artık herkes AVM'lere gitmeye çalışıyor. Orada sosyalleşmeye çalışıyor. Sen şimdi bambaşka bir şeyin mümkün olduğunu gösteriyorsun. Hem de çok hesaplı bir şekilde. Peki şimdi ne yapacağız? İstersen bir yandan da diğerini şeye hazırlayalım. Cüneyt, bir kampet var bende. Evet. Onu getireceğiz, şuraya kuralım. Tamam. Onun üstüne bir battaniye serelim, oturalım. Tamam. Üzerine bir çay demleyelim sen. Hadi vallahi. Tamam. Hak ettik mi? Ettik. Al bıçağını vereyim abi, bende kalmasın. Ateş sönmez değil mi şimdi? Hayır, bu artık kendini kavrayacak. Alttan da şunların arasında, senin dizdiklerinin arasından hava geçiyor şimdi artık. Hmm. Açalım. Çok kritik bir şey altta şey olması yani. Tabii, o olmasaydı şu an bunu kavrayamazdı bu kadar. Şu anda kaç mangalcı bunu yeni öğrendi biliyor musun bu taktik sayesinde? Bazen seminerlerimde soruyorum, tamam mı? Ne zaman en son ateş yaktınız diye. Biz her hafta yakıyoruz. Ama onlar kolayına kaçıyor, kömür var, şey var, aynen. Şimdi Cüneyt, güzel bir üç ayağı da buraya dikelim. Tamam. Çaydanlığımızı asalım ama sana kar suyunda. Kar suyunda. Kar suyunda. Senden bir ricam, köknar olacak. Ne kök köknar, abi? Köknar, köknar. Şu uçtaki yeni sürgün şeylerden, iğnelerden, şunlardan. Evet. Bulabilirsen. Tamam. Bir tutam getir, tamam. Bir avuç. Hiç çam çayı içmemiştim. Bakalım nasıl bir şey olacak. Bir de kar suyu da hiç içmedim. Şehir çocuğuyuz biz abi. Bilmiyoruz ki kar suyu nasıl içilir. Ancak kar suyunu çocukken birbirimize kar yedirirken yaptığımız bir şaka olarak içiyorduk, yiyorduk yani. Evet, üç ayakta. Görüntü olarak bile deniyor. Evet. Bu satılan bir şey mi, senin yaptırdığın bir şey mi? Bu benim yaptırdığım bir şey. Bizim tasarladığımız bir şey. Şunu şuradan geçiriyoruz. Bunu da boyuna ayarlıyoruz. Yine çaydanlığı. Ha. Bunu buraya takıyoruz, asıyoruz. Vay. İstediğimiz zaman şunu da ateşe göre ayarlayabilirsin, yüksekliğini, alçaklığını. Bu da buradan ayar yeri. Çok iyiymiş ya. Şimdi çaydanlığı asarız. Sen bunun patentini alsaydın. Alayım şimdi. Vallahi senin icat. Çok kolay da taşınıyor. Çok akıllıca bir şey yani dedi. 3 tane demir parçası sonuçta. Ateşe konuşan adam Serdar Kılıç. Ateş tuttu. Kavradı diyorsun sen değil mi? Kavradı, tamamdır. Kavradı. Bir evet. Ben şey alayım mı? Tabii çaydanlığa suyu doldurayım. Peki şu dereden doldursam olur mu? Olur. Üstüne de birazcık temiz yerden kar atsana. Temiz yer. Onun şeyini, çayın suyunu hisset. Bunu içine atayım mı, sonra mı atayım şeyi? Onu sonra atarız. Tamam. Kar çayı.
Hastasıyım kar çayının. Her yer uygun mu? Her yerde kamp yapılır mı Serdar? Her yerde yapılır. Şansın yoksa, farz et ki Fas'ta Varzazat diye bir yerde biliyorum, yaşıyorsun. Biliyorum, gittim. Gittiniz mi? Varzazat'ta yaşıyorsun. Adam kamp yapmak için illaki Atlas Dağları'na şu bir tarafa inip yapmak zorunda değil. Tabii. Orada da Sahara'da bile kamp yapabilirsin. Serdar, diyelim kampa geldin, ayağın burkuldu, şey oldun, tek başına yapıyorsun. Öyle bir film vardı, hatırlıyor musun? 127 saat diye. Evet ya, tam bir bence Hollywood senaryosu gibi öyle olmuş. Mi? Aynen, çünkü dağda çok riskli iş yapmadığınız sürece başınıza hiçbir şey gelmiyor. Evet. Ama öyle kaya tırmanışıydı, bir yerden bir yere geçiş. Bana şey ters geldi mesela, öyle bir yerde doğaya gidiyorsunuz, kulaklarınızı kapatıp yürüyorsunuz. O, yürünmez mi? Tabii yani. Kulaklıkta yürünmez. Tabii yani. Ki, bir duyun eksik gidiyorsun. Evet. Orada, riskli yerlerde. Bence iyice konsantre olmak için bütün görme, işitme, dokunma, her türlü duyuyu kullanacaksın. Orada bir eksiklik. Böyle bir şey başınıza gelirse tabii kuralları var. Buraya çıkarken bir yerlere bildirmek durumundasın. Evine öyle mektup mi? Bile koyabilirsin. Çıktığın bölgeyi denetleyen bir birim var. Jandarma olur, orman olur. Oraya da bilgi verirsiniz. Dersiniz ki 2 gün burada kalacağım, 3. gün döneceğim. Dönmezseniz dönüp de bilgi vereceksiniz ya bir daha. Evet. Adam bakacak ki ya bu arkadaşın dönüşü yok. Sen bilgi veriyor musun? Genelde. Evet, genelde. Genelde nerede olduğumuzu söylüyoruz. Evet. Yani bu çocuklar için doğru bir soru. Kampa gidecek, dağda kalacaklar için bir yere haberli gitmelerinde fayda var. Tabii. Özellikle şimdi kış ve zor sezon başlıyor ya. Evet. En azından evleri dahi olsa haber versinler. Peki şey, senle bir yerlere gelmek isteyenler oluyor mu böyle bir deneyimlemek? Çok Cüneyt, çok arayan soran oluyor. Yani çocuk da, genç de, yaşlı da. Yapıyor musun böyle kamplar? Sadece çocuklar için yazları yapıyorum. Kaç yaşında? 9 yaşından itibaren geliyorlar, 17 yaşa kadar. Kaç çocuk geliyor? Ne kadar sürüyor kamplar? Birer hafta sürüyor. Ki bu işin kültürünün geliştiği ülkelerde bu iş uzun süreçli, biliyorsun sen de. Evet. Bir ay gibi, 1,5 ay gibi sürüyor. Keşke bize de o kadar sürse. Çünkü çocuklara çok fazla şey katıyor. Öyle mi? Evet. Kaç kişilik çocuk grubu oluyor? Genelde 25. Çok 25. Kalabalık olmuyor. Eğitmen de her 3 çocukla bir tane eğitmen var başında. Hmm. O kadar yoğun. Yani ismini bildiğiniz çocuklar da berabersiniz. Aile gibi oluyor. Genelde nerede yapıyorsunuz? Bolu Mudurnu Taşkesi'de kendi kamp yerim var. Benim oğlanı yoldayım ya. 9 mu dedim? 3 yıl senin sonra oluyor. Senin daha 6 değil mi? 6. Büyüsün. Senin oğlun seviyor mu? Tibet bayılıyor. Kaç yaşında? 12 yaşında. 7. sınıfta. Onun tabiat algısı da benimki gibi aynı. Baba oğul çıkıyor musunuz arası? Çıkıyoruz. Eşin? O da geliyor ama biz daha çok Tibet şeyi tercih ediyor. Ya biz baba yalnız gidelim. İkimiz gidelim. Yani hepsi zevkli ya. Güzel. Bunlar ne Serdar? Bunlar Köknar Kozala. Bizim Faysal diye bir arkadaşımız var ekipte. Abi diyor, bunlar insanı gençleştiriyor. Gençleştiriyor mu gerçekten? Yani tadı çok güzel de bilmiyorum ama bundan mıdır değil midir bir etkisi var herhalde var. Biraz. Tabii çünkü çayın içine mi koyacaksın? Aynen. Bununla, bakın bunun tazesiyle yoğurt mayalayanlar duydum, var. Hmm. Ondan sonra bunu şeker hastalarına ilaç olarak içini özünü çıkarıp kullananlar var. Soymuk diye bir şey yapıp yiyenler var biliyorsun. Satılıyor mu bu şehirde? Hayır, mi? Hayır, burada. Hayır. Evet. Burada. Gidene. Gidene artık. Hadi bakalım. Gidene. O da bizim şeyimiz olsun. Aynen. Cüneyt, şimdi bunu bunun içine koyacağım. Tamam. Birkaç tane. Şimdi o su kaynayınca bunun içinden çıkacak su köpürerek. Bunun üstüne düşecek, bunun aromasının içine süzülecek. Ne diyorsun ya? Evet. Bunu da mı sen yaptın? Keşke. Bu bizim kampta vazgeçilmez unsurlarımızdan bir tanesi. Ekip çayı çok seviyor. Öyle mi? Tabii. Bir de dağda iyi gidiyor. Bir de şey derler. İçtiğin, yani sıcak içmeden ısınmaz derler. Doğru. Yani ne giyersen giy hani. Aynen. Çünkü vücut ısıklığı, sıcaklığını korumak için giysi tamam doğru ama soğuk havada soluyoruz sonuçta. Evet. O soğuk havayı soluyup sıcak havayı dışarı atıyoruz. Evet. Onun için de sıcaklık kaybediyor vücut. Onun yerine koymanın en iyi yolu sıcak sıvı almak, içecek. Bir de çok soğukta çok su kaybederiz. Evet. Öyle farkın mi? Tabii, soğukta. Tabii. Terlemesek de. Aynen. Daha fazla su kaybederiz. Onun yerine koymak gerekiyor. Susamazsınız. Evet. Yerine koymazsan donma hızlanır.
vücutta su azalırsa, uzuvlardan su çekilirse donma başlar, ayak parmak uçu, kulak memeleri, burun falan. Bir ayı falan çıkabilir mi? Burada ayı var mı? Aslında biz burada bayağı gürültü yaptık. Vardır da. Kış uykusuna yatmamış ayı da vardır kesin. Ama bizi biliyor burada. Öyle mi? Tabii. O şimdi anladı, biz buradayız. Burada aynen. İnsan var. Tehdit gelmez. De değiliz, ona gelmez. Açsa mesela? Yiyeceği bir şey yok ki bizde. Bizi bu kadar kalabalık. Seni yiyebilir bize. Biraz sert gelirim onu Cüneyt. Yiyebilir. Ama elinde tüfek varsa avcının izini bile biliyor, biliyor musunuz? Öyle mi? Çünkü avcı yürürken farklı basıyor. Ha. Onu bile hayvan algılamış, hissediyor. Tetiği çektiğinizde uzakta bir kurt mesela sizin o tetiği çektiğinizi bile duyuyor. Duyuyor ya. İnanılmaz duyu şeyi var adamın. His algısı var. Serdar, ne yapıyorsun şu anda? Ya şimdi buraya eti güzelce yerleştireceğim. Akşam yemeğini hazırlıyorsun. Akşam yemeği. Şöyle bak. Eti oraya koyuyorsun. Sadece böyle. Sadece böyle. Evet abi, kenarında. Ne diyorsun biraz ya? Ateşi buraya çekerek şöyle 8-10 saniye elimi yakmayacak pozisyonda bir sıcaklık oluşturup burada bunu pişireceğiz. Bundan iki tane yaptık mı? Ve tam böyle şey, odun kokusuyla pişecek. Aynen. Müthiş. Çok da lezzetli. Biraz tuz attım, üzerine başka bir şeye gerek yok. Peki, sen, bu arada çay oldu. Çay oldu. Bir sen bir başla bakayım, ben çok içiyorum bundan. Öyle mi? Tabii. Senin şeyde. Nedir bunun adı? Kuksa. Gençleştiren. Oh, çok güzel. Kar suyundan. Ya müthiş ya Serdar. İlaç, ilaç. Serdar, çok teşekkür ediyorum. Müthiş şeyler öğrendim bu kadar kısa zamanda bile. Seni tanımak da çok bana iyi geldi. Çünkü Türkiye'de böyle farklı isimleri kolay kolay bulmuyoruz. Çok önemli bir iş yapıyorsun. Yapmaya da devam. Çok da güzel yapıyorsun. Teşekkür çok ederim. Çok tebrik ederim bir kez daha seni. Çok da teşekkür ederim. Programa konuk oldun. Ben de teşekkür ederim beraber. Cüneyt. Geldiğin için. Davet ettiğin için. Çok teşekkürler. Yeni bir sıra dışı bir gün programında buluşuncaya kadar hepinize şimdilik İyi akşamlar, iyi günler dilerim.